İran destekli Lübnan Hizbullah'ı yayınladığı bir videoyla İsrail'e adeta gözdağı verdi. Videoda Hizbullah'ın yer altındaki devasa tünellerde konuşlanmış füzeleri görülüyor. Hizbullah lideri Nasrallah'tan da bir açıklama var. Nasrallah da videoda İsrail'i her zamankinden daha güçlüyüz diyerek tehdit ediyor. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği Fuat Şükür suikastı sonrası Hizbullah'ın vereceği yanıt beklenirken örgütten gözdağı geldi. İran destekli milis gücü devasa yeraltı tünel ağının gösterildiği bir propaganda videosu paylaşarak İsrail'i tehdit etti. Videoda Lübnan'da olduğu anlaşılan tünellerin fırlatılmaya hazır hassas füzelerle donatıldığı görülüyor. Yeraltı tesisinin isminin İmad 4 olduğu söyleniyor. Tüneller oldukça geniş, öyle ki kamyonetler kolaylıkla mühimmat sevkiyatı yapıyor. Motosikletler füze yüklü kamyonetlere kilometrelerce uzanan tünellerde eşlik ediyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sesi de duyuluyor. Nasrallah'ın İsrail'i tehdit ettiği ifadeler İbranice ve İngilizce altyazılarla paylaşılmış. Hizbullah lideri Nasrallah videoda İsrail'de vuracakları hedeflere ait koordinatların ellerinde olduğunu ifade ediyor. Tünellerde Nasrallah'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin İran başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu öldürülen İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de fotoğrafları yer alıyor. المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر من كويات شمونة إلى إيلات. Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ise Hizbullah'ın Doha'da devam eden müzakereler bitene kadar misilleme yapması beklenmiyor. Hizbullah'a yakın bir kaynağa göre bu karar olası bir ateşkesi baltalamamak adına alındı ve Hizbullah'ın misilleme için bekleyebileceği bir zaman sınırı olmadığı belirtildi.